Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. TÜBİTAK'ta kalmıştık. TÜBİTAK'tan size sağlanan imkanlar, oradan devam edelim. Ondan sonra da bir ikinci sorum olsun arkasından. Başka sergilerimiz de var mı? Evet, sergilerimiz var. Mars sergimiz var. Normalde Mars'la ilgili insanlar birçok internet sitesinden oradan buradan karşılayıp televizyonlarda, programlarda izliyorlar. Sosyal medyada takip ediyorlar. Fakat burada Mars'a gidip gitmeyeceğine karar vermek istiyorsa bir insan normalde bizim bilim teknoloji merkezine gelebilirler. Aslında şey var, Mars'a gidelim de dün okuduğum için söylüyorum ben kendim. Bir internette Hollanda'da Mars'a tek yönlü yolculuk sunan firma batmış. Buradan tırnak evet. içerisinde söyleyeyim bunu en azından ya. Evet. Gitmek isteyenler belki hayal kırıklığına şu anda uğrayabilir ama ilerleyen süreci ne zaman oldu? Gezdikten sonra görsünler. Evet, Mars'a gitmek isteyenin hayalini normal biz bilim teknoloji merkezinde gerçekleştiriyoruz. Yani bir insan Mars'a gitmek istiyorsa bilim teknoloji merkezindeki Mars sergisine ilk önce gelmesi lazım. Geldiği zaman ondan sonraki aşamada bugüne kadar sergiyi gezdikten sonra gitmek isteyenini görmedik. Çünkü normalde sadece bir noktaya aylarca bakıyorsunuz. Düşün yani 2 ay, 3 ay bir noktaya bakıyorsunuz sadece. Gördüğünüz sadece bir tane yuvarlak. Çünkü dünya evet. etrafındaki geçiş hızı çok yavaş olduğu için değil mi? Evet. Bir ondan dolayı ikincisi yani titreşim çok fazla normalde. Ve dar bir alanda normalde oturuyorsunuz. Beraber gittiğiniz insanlarla beraber düşünsenize yani aylarca yanınızda bir aynı insanla oturmak zorunda kalıyorsunuz. Bu meşakkatli bir işte. Yani insan tabii herkes Mars'a gitmek ister, Ay'a gitmek ister. Hani baktığınız zaman ama Mars'a gidip gitmeme kararını vermek için bizim Bilim Teknoloji Merkezi'ndeki Mars sergisini bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle önemli bence. TÜBİTAK'la ilgili olarak söylüyorsan TÜBİTAK bize sergi desteği veriyor bununla alakalı. Gezici sergilerle onların sağladığı imkanlar çerçevesinde biz de Bursa'daki bilimseverlere, Bursalılara bu olanakları sağlıyoruz. Ya, TÜBİTAK'tan konu açılmış yani geçen haftalar içerisinde Sayın Ali Nur Aktaş'ın bir ifadesi vardı. Türkiye'de ilk defa Bilim Teknoloji Merkezi olarak bazı ihaleler almıştı. Zannedersem TÜBİTAK ihalesi miydi? Çünkü artık ihraç eden, mal satan yani tüketenden ziyade üreten ve satan evet. kereden bir kurum haline de geldiniz. Yani biz ithal etmekten ihraç eder hale geleceğiz inşallah. Daha gelmedik ama normalde biz yavaş şu anda yavaş başladık. Yerli yani ihracat yerli konu yükselmeye başlıyor. İhracat yurt dışına ihracat oluyor. Biz normal ihracatımızı şehir dışlarındaki illere yaparak normalde bu ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yani. Buradan başladık. Yani biraz önce söylediğiniz gibi hani iman varsa imkan vardı diyor ya Cumhurbaşkanı. Yani bizim normal imkanımız var. Yetenekli bir personelimiz var. Bu konuda çok deneyimli. Yani bilim teknoloji anlamında benden çok çok kat daha deneyimli. Çok güzel arkadaşlarımız var mesela. Bunların başında durarak onların nasıl bilim teknoloji merkeze gelen çocukların ufuklarını açıyorsak biz de onları normal yönlendirerek onların içindeki cevherleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yani çok değerli. Bugüne kadar bütün bilim merkezlerini gezmiş bir ekibimiz var mesela. Eğitimini almış bir ekibimiz var. Bununla alakalı olan şeyde de emeği geçen bütün arkadaşlarıma ekranlar başında bizi de izleyenlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Yani bu yerli ve milli olgusu bundan dolayı geçen Teknofest vardı mesela evet. İstanbul'da düzenlendi 3. Havalimanı'nda. Orada çocuklarımızın diğer illerde aktivite yapan çocuklarımızın ürünlerini görünce mesela ben dehşete kapıldım. Yani neden? Biz onların hiçbirini görmedik ama çocuklarımız bunları yapabilecek bir kudrete sahipler, ufka sahipler. Hem havacılık sektörü anlamında normalde İHA üreten, İHA modellemesi yapan çocukları gördük mesela normalde. Yani 16-17 yaşındaki çocuk normal İHA modellemesi yapmış, kendi İHA'sını üretiyor. Bu çocuk modelini yapıyorsa demek ki fabrika gibi imkan sağlandığı zaman ki şu anda da zaten var zaten normalde bunu yapan. Ona yetişmiş iş gücü olarak orada şey yapacak. Bu konuda bizim çözüm ortaklarımızdan bir tanesi de 3T Vakfı, Teknoloji Vakfı var. Biliyorsunuz Selçuk Bayraktar'ın evet. İHA'ları üreten fabrikanın sahibi aynı zamanda. Bu konuda bize hem destek oluyorlar hem de ufuk açıyorlar. Dene Yap diye bir programları var İstanbul'da bunu normal gerçekleştiriyorlar. 2019 yılının sonuna doğru Bursa'da da Dene Yap atölyelerini normal Bursa geline yayacağız. Seçim sonrasındaki aşamada da her ilçede bu Dene Yap atölyeleri yaparak çocuklara yapabilecekleri ne varsa onların malzemelerini temin edeceğiz. O malzemelerden bilimle alakalı bir ürün üretecekler. Aslında az önce ifade ettiğiniz 16 yaşındaki çocuktan bahsedik. Tabii ki onlar ecdadına dönmüşler. Çünkü Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Evet. Demek ki yani o nesil tekrar
alttan gidiyor diye. Yani bunları gördüğü zaman ben yapabilirim diyor çocuk. Yani normal onu gördüğü zaman, o atölyeyi gördüğü zaman, o düzeni gördüğü zaman çocukta şöyle bir şey oluyor. Bittikten sonra, gezdikten sonra, eğlendikten sonra ben yapabilirim diyor. Yani bugünkü çocuklardaki özgüven çok yüksek normalde, ama normal o birikimi bir şekilde nasıl yapacağını görmesi lazım. Biz işte Bilim Teknoloji Merkezi olarak bu imkanı sağlıyoruz kendilerine. Bir de son zamanlarda gündeme gelen bilim turizminden bahsediliyor. Özellikle Bursa ölçeğine baktığımızda bu ve benzeri çalışmalar BTM bünyesi içerisinde devam ediyor mu ya da var mı? Şimdi bilim turizmini biz normalde yurt içinde yapıyoruz zaten. Normalde birçok Balıkesir'den, Eskişehir'den, Kütahya'dan, Çanakkale'den okullar buraya otobüslerle geliyorlar. Aynı Bursa'daki diğer okulların geldiği gibi kendileri de Bursa seyahati koyarak Bilim Teknoloji Merkezi'nde gezi programını alarak buraya geliyorlar. Buradaki düzenekleri gördükleri zaman normalde eskiden biz çocuklarımızı İstanbul'a götürüyorduk. İşte onlar normal şimdi artık Bursa'ya getiriyorlar. Bu iç turizm olarak bakın. Bir de dış turizmde de Tayvan Bilim Merkezi ile biz bir kardeşlik anlaşması imzaladık. Bununla alakalı Tayvan'daki Tayvanlılara normalde hem bu Türkiye'deki güzellikleri gezdirip hem de Bilim Teknoloji Merkezi'nde konaklattırarak, orada geceleme yaptırarak bilim turizmiyle alakalı bir çalışmamız var. Bu konuda muhtemelen yaz ayında ilk kafilemiz gelecek. 12 kişilik bir ekiple alakalı çalışma yapılıyor. Ya yani bunlar paralarıyla geliyorlar. Biz normalde eskiden normalde misafirimiz davet ederdik. Gelin gelin bizi görün. İşte biz bunları yapıyoruz diyorduk. Normalde onlar şimdi normal biz gelelim, ne yapıyorsunuz onları görelim diye geliyorlar. Bu konuda da inşallah önümüzdeki günlerde böyle bir gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Bir de tabii ki İlk Mirnas Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nin bulunduğu bahçeyi düşünüyorum. Orada evet. İlk bilim şenliği yapılıyordu. Evet. O elektrikli bir araba vardı. Mesela ben hiç aklımdan çıkmayan arabalardan bir tanesi. Baktık yavaş yavaş marka haline geldi. Oranın evet Teknofest'i varsa Türkiye Bursa'nın da bir bilim şenliği var. Bundaki hangi aşamadayız? Neler yapıyoruz? Yeni ilavelerimiz var mı? Katılımcı sayımız artıyor mu her sene? Evet, bu konuda 7.sini düzenleyeceğiz bu sene. Daha önceden o Merinos'ta yapılan etkinliği 2 yıldır TÜYAP'ta yapıyoruz. Çünkü alan yetersiz geliyor. Bu sene 3.sünü TÜYAP'ta yapacağız. Bu konuda da özellikle bize 7 yıldır sponsor olan Türk Hava Yolları'na ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Onların verdiği güçle biz 7 yıldır bu mesafeyi alabildik. Aynı zamanda BEPKA bize bu konuda ciddi bir sponsorluk desteği veriyor. Bizim yürümemizin en önemli faktörlerinden bir tanesi de BEPKA. Bu konuda önümüzdeki sene de 2 Mayıs'ta yapacağız bu sene. Science Expo adında. Bu sene de Bursa sanayisinin gücünü harekete geçirebilmek, çocuklarımıza Bursa sanayisinin niteliğini anlatabilmek adına Endüstri 4.0 olarak bir tema ile çıkıyoruz. Bu konuda da 2-5 Mayıs'ta TÜYAP'ta Science Expo başlayacak. Ramazan öncesinde geçen tam sene Ramazan 200 bin civarında konuğu ağırlamıştık. Bu sene de 250 bin civarında bir insanımızı burada ağırlamak istiyoruz. Bu konuda özellikle okulların yaptığı bilimsel atölyeleri burada sergileyerek onların da bütün yani bir mahalledeki bir okulda yapılan düzenek bütün Bursa görmüyordu. Ama şu anda o düzenekleri biz burada Bilim Teknoloji Merkezi'nin Science Expo Bilim Festivali'nde normal göstererek bütün Bursa'nın görmesini sağlayacağız. Bu konuda güzel sponsorlarımız var. Bu sene çok güçlü bir şekilde sponsorların desteğiyle güçlü bir şekilde aslında etkili gireceğiz. Aslında siz başarılı oldukça sponsor sayısı da artmış oluyor anladığım kadarıyla. Yani bu sponsorlukla ilgili olan bölümde geçen seneye kadar, bir önceki seneye kadar normalde BEPKA ve Türk Hava Yolları'nın dışında bir sponsorumuz yoktu. Geçen sene firma adını zikretmem sakıncalı olduğundan dolayı normal söylüyorum. Bu sene çok ciddi. Şu anda yani yer alabilmek adına bazen bizim bir ekibimiz var. Torpil istiyorlar neredeyse diyeceksiniz yani. Torpil istiyorlar. Yani bize burada yer vermişler. Biz burada olmak istiyoruz. Bizi ön sıraya alabilir misiniz? Şeklinde oldu. Bu da bizi gururlandırıyor. Bu da tabii sizlerin başarısı bence önemli olan. Yani bizim başarımızdan değil, bir ekibimizin başarısı. Ben bugüne kadar bu Science Expo'yu bu seviyeye ulaştıranlara da ayrıca teşekkür ediyorum sizlerin huzurundan. Şimdi bir de baktığımda Bursa'nın adını Guinness Rekorlar kitabına yazdınız. Bunun perde arkası nedir? Rekorun açılımı nedir? Bunlardan bahseder misiniz? Bununla alakalı atölye rekoru yapılmıştı 2 sene öncekinde. Geçen sene de Mangala turnuvasında Mangala biliyorsunuz Türk oyunu olmasına rağmen rekoru Amerika'daydı. Dünya rekoru. Biz bunu tekrar geri aldık.
Belki böyle sembolik gözükse de normalde dünya rekoru olarak mangalının, normal rekorunun Türklerde olması lazım. Çünkü mangalı bir Türk oyunu. Bundan dolayı da biz geçen sene onu geri aldık. Aslında otosporumuz lazım diye evet. bakmak lazım yani öyle evet. baktığımızda. Bu çok çok önemli. Bir de tabii ki Bursa Ticaret Sanayi Odası Sayın İbrahim Brokay'ın hedefler içerisinde ile Bursa'nın uzay havacılık üssünün merkezi olması ile ilgili çalışması var. Baktığımızda Bilim Teknoloji Merkezi'nde zaten binası uzayı anımsatıyor aslında baktığınızda evet, yani o anlamda baktığında. Evet. Bu konuda bir iddianız var mı? Türkiye'de astronotlar ille de yetişecekse Bursa'nın olsun ya da BTM'de olsun diyor musunuz? Doğru. Biliyorsunuz bizim o bina, birçok kişi diyor ki yumurta şeklindeki binanın orada mı diye söylüyorlar. Bu Zeppelin zaten normalde. Zeppelin şeklinde yapıldığından dolayı. Bilim Teknoloji Merkezi'nin hemen yanında yer alıyor bu. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın ufkuyla, İbrahim Burkay Bey'in ufkuyla bu normal hayata geçti. TÜBİTAK'ın da verdiği destek var. Deneyler, düzenekler normal TÜBİTAK tarafından sağlanıyor. 250'den fazla düzenek olacak burada. Yerli astronotların burada yetişmesiyle alakalı bir çalışmadan yola çıkarak başladı. Böyle bir merkez olmadığı zaman Bursa'da uzay, mesela normalde Amerika'da uzay sanayi ile ilgili üretim yapan fabrikalar var mesela. Bunu birçok Bursalı, ben de daha düne kadar GUHEM ile ilgili olan çalışmaya el atmadan önce ben de bilmiyordum mesela. Yani uzayla alakalı NASA'ya malzeme üreten bir sanayimiz var. Bursa sanayisinden bahsediyorum. Yani İstanbul'da, Ankara'da falan değil. Bunları atölye, laboratuvar olarak kullanabilecekleri şey yok. Laboratuvar yok. Bakıldığı zaman. Test merkezi yani yok aslında. Kendilerini gösterebilecekleri bir alan yok. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası burada uzay havacılık merkezini yapmayı planladığı zaman bu sanayinin gücünün ortaya çıkmasıyla alakalı ve Büyükşehir Belediyesi de işte yerli astronotlar buradan çıksın diyerek normalde katkı sağladığı bir proje oldu. İnşallah 2 ay içinde normal ilk bölümü hizmete geçecek. Ben bu konuda da Bursa Ticaret Sanayi Odası'na, TÜBİTAK'a da ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü uzay havacılık merkezi çok bambaşka olacak. Yani bakıldığı zamanki aşamada bir binadan ibaret değil, içindeki düzeneklerden ibaret değil. İçine girdiğiniz zaman ufkunuzu geliştirebilecek, havacılıkla alakalı kafanızda bir uçak motorunun nasıl çalıştığını yani internetten okumakla, kitaptan okumakla, orada normal görerek bakmak bambaşka olacak. Ben bir de son soru olarak şunu sormak istiyorum da, ilerleyen süreç içerisinde BTM'nin, Sayın Ali Nur Aktaş'ın projeler içerisinde var mı yok mu bilmiyorum ama Bilim Teknoloji Fen Lisesi şeklinde bir lise isteği var mı, arzusu var mı aslında? Şu an konuşmanızdan bu çıktı. Çünkü baktığımızda oraya gelen geçen birçok öğrenci var. İşlerinde cevher var. Gerçi bunu da seçeceksiniz belki siz işlerinde ama ilerleyen süreçte. Böyle bir proje var mı? Aslında bizim meslek okullarımız bu konuda yeterli. Yani biz biraz önce Science Expo'yu anlatırken, Science Expo'da bizim yol arkadaşlarımızdan bir tanesi de meslek liselerinin okul müdürleri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı. Çünkü Toban Endüstri Meslek Lisesi, Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi, Ovakça'daki Şarktara, bunların hepsi yani meslek lisesi anlamında yeterli. Fakat biz aslında Bursalı olarak, Bursa'yı yönetenler olarak Bursa'nın gücünde bile farkında değiliz normalde bakın zaman. Yani okullarımız el atıldığı zaman işlenecek bir sürü cevherler var orada. Yani belki bu vesileyle böyle okullarla alakalı yarışma programları yaparak bu okulların neler yapabildiklerini anlatabilirsiniz ekranlar karşısında. Çünkü gerçekten meslek liseleri Bursa'da en güçlü olması gereken okullar. Çünkü sanayi var. Dünyada yani meslek lisesi, zaten aslında. Meslek lisesi çocuğu hemen mezun olduktan sonra lise diplomasını alsa bile hemen iş bulabilecek bir olanağa sahip Bursa'da. Çünkü Bursa sanayisi çok güçlü ve nitelikli iş gücü hiçbir süretle karşılanamıyor. Yani bugün hani işsizlik var deniyor ama işsizliğin bir nebze nitelikli iş gücü olmadığından dolayı. Biz bu Science Expo'da da nitelikli iş gücünün ortaya çıkmasıyla alakalı mesela kıyıda köşede işte atıyorum işte Molla Rab'da, işte Zafer Mahallesi'nde veyahut da Gürsu'daki herhangi bir Yıldız Doğan'da baktığınız zaman oradaki çocuğun neler yapabildiğini Science Expo'da sergiliyoruz. Yani birçok da vitrine çıkmış oluyor. Orada yarışmalar var mesela. Birçok ödüllü 110 bin TL'lik yarışmalar var. Meslekler yarışıyor. Atölyeler, teknolojik alanlar, tasarla, yap, uçur, proje yarışmaları. Yani çocuk mucitler, genç mucitler, usta mucitler. Yani biz normalde fabrikada çalışan ustalara da hitap ediyoruz. Sadece çocuklar açısından değil, onları da yarışmaya sokuyoruz. Bu konuda Fahrettin Gülener'in güzel bir vakfı var. Kendi fabrikasının altında ürettiği.
yerli imalatla alakalı bir düzenek imalatı yapıyor mesela normalde. Ufak ufak böyle ufuk açan aletler yapıyorlar. Fahrettin abiye de bu vesileyle de selam edelim. Çünkü bu biraz delilik gerektiren bir şey. Yani normalde baktığınız zaman kimsenin size yaptıktan sonra madalya takacağı bir şey değil ama bunun mutluluğu, onun vereceği haz bambaşka oluyor. Bu konuda da çocuk mucitler, genç mucitler, usta mucitler, insan savaş araçları, drone, model planör, Autodex gibi 3B tasarımıyla alakalı yarışmalarımız var. Bununla alakalı Bilim Teknoloji Merkezi internet sitesinden usta mucitler kategorisine yarışma için başvurabilirler. Bu konuda da 12 Nisan'a kadar devam edecek normal yarışmalar, başvurularımız. Bu vesileyle de bizi izleyen seyircilerimize, icadı olan herkesi bizim festivalimize bekliyoruz. Evet. Bence çok önemli misyon üstlendiniz. Bu misyonda inşallah gerek başta Bursa, sonra Türkiye, gerek ondan sonra dünyaya hayırlara vesile olacak icatlar çıkarmaya vesile olur diye düşünüyorum. Programda katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seyircilerime selamlar söylüyorum. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, bir program daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.